Arkadaşlar bizlerden forma, sivit, eşofman takımı vesaire almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Sponsor değil, direkt biz kendimiz satıyoruz. Bizlerden güvenceyle alışveriş yapabilirsiniz. Bulamadığınız formalar için Mahmut Ermez Instagram adresinden bana yazarsanız ben size her türlü yardımcı olacağım. Aynen. Ayrıca kupa bardaklar da var. Bir bakın derim linki arkadaşlar. Bize destek olursanız teşekkür ederiz. Şimdilik videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar, Futbol TV kanalına hoş geldiniz. Benim İlhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Beşiktaş maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Vallahi bir Kadıköy faciası daha olur mu olmaz mı? Olur, yani biz Galatasaraylı olarak tabii ki de Beşiktaş'ı destekleyelim. Aynen öyle yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şampiyonluk yarışında artık son haftalara geldik. Beşiktaş'ı yerlerse şampiyonuz ya. Evet, Beşiktaş puanlar alırsa şampiyon. Tamam kesinlikle. Skor tahminin ne senin? 3-0 Fener yener. 3-0 Fener. Veya 3-1 Fener yener. 3-1 Fener yener. Bakarız artık ne olacak. Ben diyorum ki Fenerbahçe 2-0 kazanır. Çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe kazanır. Valla Beşiktaş eğer bu daha önce oynadığı gibi top falan oynarsa farklı bir skor çıkabilir. Onu söyleyeyim de. Evet. Fenerbahçe'de o potansiyel var mı göreceğiz yani. Merak aynen. Bakacağız artık arkadaşlar ne olacak. İnşallah hakem hatası. Güzel inşallah, bir derbi izleriz. İnşallah. Şampiyonluk haftalarına da yakışır bir maç olsun. Tabii maça geçelim. Hakem hatası olmasın. Devam. Evet, maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Hastayım ama gene de videomuzu çekeceğiz. Fener. Oğlum şuradan bir puan kaybettik. Şöyle bir keyfimize bakalım ya. Devam. Lan erken bir sarıdan çıktı. Aha Necip. Beşler kırmızı yiyecek. Necip bir kırmızı yaramış. Oy, sarı doğru. Sarı doğru. Necip bir sarı daha ye. Kırmızı olsun oğlum. Bir şey deneyeceğiz. Valla bak bir şey deneyeceğiz lan. Ananı. Kaleci. Mert Gülok. Senin taşşağını yerim kaleciye. Mert Gülok. Vurdurmayın oğlum. Vurdurmayın oğlum. Taşa tutmayın. Ne varsa geliyorlar. Fener çok feci geliyor arkadaşlar. Valla öyle böyle gelmiyor oğlum ya. Valla Beşiktaş. Beşiktaş kendine geldin diyorum da sen kendine gelmiş halin. Oğlum kırmızı yiyeyim Beşiktaş oğlum böyle olmaz vallahi olmaz. Bence de. Lan! Abo! Oğlum jet ski'yi tut ondan gol yemezsin lan. Oğlum o adam bozulmamış daha iyi. Birinci yarıda Beşiktaş maçında bir büyü yapıldı ona hala devam ediyor. Sen benim başıma bela mısın be? İntikam! İntikam! Beşiktaş intikam abi. Beşiktaş maçına kadar atamadın intikam. Abo! Oğlum jet ski'den yeme lan! Mert! Aslanım benim! Mert'om benim! Aslanım benim be! Mert bugün Galatasaray şampiyonluğunu kurtaracak. Ya jet ski ne oldu lan ha? Mert bugün Galatasaray şampiyon yapacak arkadaşlar. Aslanım benim aslanım. Yeşil gözlüm. Kurban olalım sana ya. Jet ski. Karşı. Oo gene geliyorlar lan. Aa Fred de sakatlandı lan. Valla mı? Ha Sardar'la gidiyor. Ne oldu lan? Beşer kırmızı yemeğe doğru gidiyor bu arada. Oy! Allah senin ya niye öyle bir şey dedin? Kırmızı yedin. Ama yok. Bunlar kırmızı yemiş iyi oynuyor. Arasını şartın ki pozisyonu görmeden kırmızı dedim. Kırmızı oldu. Olacak. Oğlum ne cerabet adamsın. Ama %100 kırmızı. %100 kırmızı olan. Ay nasıl basmış gördün mü? Vara gidiyor kırmızı verecek. Yemin ediyorum ben daha pozisyon hiçbir şeyde görmeden kırmızı dedim bu arada. Yani Beşiktaş'a yarar diye Beşiktaş kırmızıyı yedi. Şimdi totemin birinci şeyi tamam. Hadi ben bilerek mi yedim? Sen mi ama? Vallahi ben de anlamadım şimdi işin gerçeğini söyleyeyim. Vallahi bu sefer tutar mı? Bu sefer tutar mı? Ya, kırmızı yiyince bunlar iyi oynuyor ya. Beşiktaş bir atak yapsaydı bari inancım olsaydı. Valla yani, Fener iyi oynuyor onu söyleyeyim. Evet. Ama kırmızı doğru. Doğru. El var %100 ama offside var mı? Aaa! El var ama offside var mı? Offside var. Bir çizgi çekelim hocam. Hocam bir çizgi çekelim. Yok daha başlatmadı. Çizgi çekiyor. El kesin ama offside var mı? Offside'miş. Ama offside var dedim sanki. Vay anam lan offside olmasa penaltı. Anam kedi çıkıp harbiden. Lan şu kadar. Offside olmasa penaltı ya. Vay anam ağladı. Oğlum kapatın lan. Allah lan. Yine bak lan kardeş. Cünüp şu hayat ya. Bir dakika önce penaltı bekledik Beşiktaş'tan. Bir dakika sonra gol attılar. Dakika 31'de attılar. Ama hayır 31'ine soktum. Oğlum bu dakikada ne çekiyorum ben ya. Biri yağladı, diğeri soktu yemin ediyorum. Çok güzel gol oldu. Vallahi çok güzel. Oradan offside yok mu? O topu göğsünde yumuşatan kimdi lan? O analiz sandım. Offside sandım lan. Şu kadar ya. Birisi bu kadar farklı offside'de olur. Diğeri bu kadar farklı offside'den çıkar ya. Tadiç indiriyor, yere çarpmadan Batshuayi'ye atıyor. Allah müthiş gol ha. Vallahi Beşiktaş'ta 12 kişi ya. Kardeş çok güzel gol. Ya gol çok güzel. Var hakikaten bayağı iyiymiş ananı satayım. Top yere değmeden atmışlar ha. Ya Emir abi bana ne güzel ne ya. Vallahi billahi 10 kişiyle iyi olan diyor abi. Totem tutmayacak mı sanki? Bir dakika arayla yaşadığımıza bak ya. Bir dakika önce Beşiktaş penaltı bekledik. Offside durumu. Bir dakika önce ne güzel penaltı olacaktı. Bu da aynı şu kadar bir farklı offside'dan kurtuldu ya. Vallahi billahi ya böyle bir şey. Oğlum bir peşimizi sağlar oğlum. Şampiyon olalım değil mi ya? Ya biz alırız ya. Ama oğlum Fener gene geliyor lan. Oğlum. Kudurdunuz ha. Kudurdunuz ha. Beşiktaş topu ayarla tutma süresi 0.31 salise. Vallahi bu 31 salise yani. Anladım. Bak gene geliyorlar. Arkadaşlar şu anda Beşiktaş o kadar kötü ki. Ya bak gene kaybediyor ya. Alıyor, anında geri kaybediyor. Bak anında bak şu an aldı. Kaybetti. Bak kaybetti. Bak kaybetti. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 Fenerbahçe önde. Valla gole kadar Fenerbahçe baya etkiliydi. Allah var. Golden sonra Beşiktaş'ta bir top geldi ama gene şutu mutu bir şey yok ya. Ama genele bakarsan oyun zevk vermiyor. Derbi evet. Tadı yok. Derbi hakkını vermiyor bence. Bakacağız 3. yarı belki hakkını verir. Belki Beşiktaş verir. Bakacağız. Beşiktaş'ın bir golüne bakar her şey bence. Bakacağız neler olacak. 2. yarıda görüşmek üzere. Şimdi Beşiktaş korner kullanıyor. Dakika 48. Ulan ya acaba olur mu ya? Vallahi kardeş ben Beşiktaş'ın yani çevirebileceğini imkansız görmüyorum. Vallahi olur da imkansız ama olur da olur. Aa, ne yaptın lan o nasıl bir kurtarış ya? O nasıl bir kurtarış ya? Aa. Oha be. İçeride mi lan acaba? O ruhla dedim. İçeride mi lan otu? Çizgili. Diğerini Şimanski çıkarıyor ya. Kurtarışa bak ya. Vay ananı avradını ya. Aa, nasıl çıkardı refleks lan? Abi refleksi gördün mü? Müthiş çıkarmış ya. Yeminleri var efsane refleks. Vallahi var ya efsane bir refleks var orada. Aha. Lan! Dikkat oğlum. Dikkat. Vurdurma oğlum. Vurdurma kapat. Al onu geç sol. Aslanım geç sol. Bana gene kaptırdı ya lan. Aa bu. Vurdurma gol oğlum. Yedik. Biliyorum amına koyayım. Allah orada böyle var ya. Ya bir sokacağım ha. Bir 31. dakikada gol atarlar. Bir 69'da atarlar. Sübliminal mesaj veriyorlar sanki ya. Yemin ederim var ya. Öyle durdum dakikaya bakınca böyle şey oldum ha. Yemin ederim ben şak geçtiler sana. Beşiktaş kırmızıdan sonra bayağı bir boşluk veriyordu ama Fener çok kötü değerlendiriyordu. Burada da yani Şimanski bir pas verdi. İrfan Can güzel bitirdi. Yoksa bu da gol olmazdı ha. İrfan Can'ın becerisiydi. Fenerbahçe buraya kadar nasıl rahat paslaştılar gördün mü? İşte ya Beşiktaş çok boşluk veriyor ama. Ya ben kalkma gibi oğlum. Fener atamıyordu abi. 31'de gol oldu. Dakika 69'da gol oldu. Yani nasıl bir cenabetlik lan bu? O onların bozdu. Ya ben anlamadım ki. Bak ya, oğlum yemin ediyorum. Bu dakikayı beklediler. Yemin ediyorum İrfan Can'ın golü. Yani İrfan Can'ın başarısı abi gol. Var ya. Sağ ikinci köşeye vurmasını bildi diye gol oldu. Ya Beşiktaş'ın puan alacağına ümidim kalmamıştı. Allah var yani. De. Ne bileyim. Ben dakikaya şaşırdım sinirle tuhaf oldum ya. Samşirin mi? Hiç gol şeyinde olmadı ama. Fenerbahçe bu maçı çok daha fazla atabilirdi. Fenerbahçe Malma top kaçırdı canım. Çok kaçırdı değil de. Yani ya son vuruşa yapamıyordu ya. Bir türlü kötü oynuyordu daha doğrusu. Şampiyonluk ruhu diyoruz ya. Heh, o yok ya. O bir kesi ya. Onu söyleyeyim. Ve ben hakikaten o dakikalara şaşırdım. Yani sütliminden mesaj verdiler herhalde. Ben anlamadım ki. Vallahi billahi 31-69 oldu ya lan. Fener, lan Fener. Daşlar sallanıyor mu? Hadi yine iyisiniz ha, aldınız da diyor. Lan be, aldınız da. Yani bakalım alacak mısınız şampiyonluğu? Şampiyonluğu. Ya samimiyene geleceksiniz oğlum. Ki Fenerler düşünüyor ya işte bunlar Sivas'a kaybetse falan filan diye. Tamam tamam. Sivas'a 4 attım bu görüyor. Ha falan ha. Aha kaptırdı. Yürü lan! Atarsın oğlum. Bir 2-1 yapma ya. Cenk Tosun! Cenk Tosun! Dur lan! Oğlum döner misin lan acaba? Tosun Paşa! Döner mi lan acaba? Maç daha bitmedi diyor. Maç döner mi lan? Döner mi? Fenerbahçelilerin 80 dakika oynayıp da vuramadığı şutu Tosun Paşa 5 dakikada vurdu lan. Kardeş kalite. Abo! Gole bak gole. Kalite tecrübe. Bak harbi tecrübe. Yaktı. Astır. Efsane vurdu ama efsane vurdu bu. Bak. Müthiş. Abi döner mi? Şimdi ben daha tam sevinmedim yani. Bir daha olursa o zaman beni görürsünüz yani. Şu an maç 2-1 Beşiktaş kırmızı kartlı olduğu için sakin bekliyorum yani. Ama 2-2 olursa ben burada şey tamam ederim ya. Fener, la Fener. Baba ne oluyoruz ya? Ya böyle olur mu? Olur mu lan şu an? 37. haftaya kadar sizi bekliyorduk ya. Ana. Dur. Olur mu lan? Olsun ondan sonra konuşalım. Vallahi bütün totemler tamam, kırmızı var. Ya ne bileyim. Abi, lan acaba lan. Niye olmasın ki? Lan biri oluyormuş. Bekleyelim. Abo! Bekleyelim. Sabır. Sakin bekleyelim. Onu da vurdun. Ah bir alsaydın. Geçson. Ne oldu lan? Geçson. Ona narmadın lan. Gol geliyordu. 2-2 geliyordu lan. Ve maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe maçı kazandı. Dedim belki son dakika anasını satayım da. Ne ya? Bir şey almaz ne olsun. Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Fener'in kazanacağı görünüyordu maç içinde. Üstünlük full Fenerbahçe'ydi işin gerçeği. Beşiktaş 10 kişiyle bu şekilde bir skor çıkarmadı. Bence tebrik ederim. Ben tebrik ederim mi? Fenerbahçe'yi de tebrik ederim. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı da. İyilerdi bugün. Ama şampiyonluğa gidiyormuş gibi bir oyun yok kardeşim. Onu söyleyeyim. Şut yok, bir şey yok. Öyle devamlı maç kazandığını tebrik ederiz o kadar. Aynen öyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizlerden forma, sivit, eşofman takımı almak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.